Cevaplı test 4'teyiz. İlk soruda demiş ki A eşit değil B olmak üzere A artı X bölü B eşittir B artı X bölü A olduğuna göre demiş X'in AB cinsinden eşiti nedir diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. A artı X bölü B eşittir B artı X bölü A. Hemen X bölü A'yı bu tarafa, A'yı da eşittiğin diğer tarafına atarsak X bölü B eksi X bölü A eşittir B eksi A'dır. Buradan paydaları eşitlersek o zaman AX eksi BX bölü AB eşittir B eksi X olur. Burayı da X parantezinde alırsak A eksi BX bölü AB eşittir B eksi A olur. A eksi B ile B eksi A sadeleşir ve burada eksi 1 kalır. O zaman X bölü AB eşittir eksi 1'dir. Buradan da X eşittir eksi AB bulunur. İkinci sorumuzda MX artı NY eksi 1 eşittir 0 ve NX eksi MY eksi 8 eşittir 0 denklem sisteminin çözümünün X'ye eşittir 2'ye eksi 3 olması için N'nin kaç olması gerekir diye sormuş. 2 ve 3'ü X ve Y'nin yerine yazacak olursak 2M eksi 3N eşittir 1. Biri diğer tarafa attım. Yine 2n eksi 3m, ama burada eksi var tabii, artı 3m eşittir ne olur? 8 olur. Buradan üstteki denklemi bizden neyi istiyor? Neyi istemiş? Neyi yok etmek için üsttekini eksi 3 ile alttakini 2 ile çarpacak olursak eksi 6m artı 9n eşittir eksi 3. 4n artı 6m eşittir kaç olur? 16 olur. Buradan m'ler gider ve 13n eşittir 13 bulunur. Buradan da n eşittir 1'dir. Dolayısıyla cevap da B seçeneği olur. Üçüncü soruda A, B, C doğal sayılardır demiş ve 3A artı C eşittir 2, 4B artı C eşittir 14 olduğuna göre B kaçtır diye sormuş. Bir kere birinci denklemde 3A artı C eşittir 2 olabilmesi için, yani iki doğal sayının toplamının, hele biri 3'e çarpılmışken toplamın 2 çıkabilmesi için bir kere 3A'nın, yani A'nın eşittir 0 olması gerekir. Yoksa başka bir şekilde bu ifade 2 çıkamaz. O yüzden A eşittir 0'dır. A yerine 0 yazdığımızda C de eşittir 2 bulunur. C eşittir 2 ise bunu da ikinci denklemde yerine yazarsak, yani 4B artı C eşittir 14 demişti. C'yi 2 bulmuştuk. 2 yerine yazdığımızda 4B artı 2 eşittir 14. 4B eşittir 12. B de buradan eşittir 3 bulunur. Dördüncü soruda iki fazlasının iki katının 1 bölü 3'ü 16 eden sayı kaçtır diye sormuş. Sayımız x olsun. İki fazlasının iki katının 1 bölü 3'ü eşittir 16'ymış. Bu sayı kaçtır? X kaçtır diye soruyor. 2 ile 16 sadeleşir 8'dir. O zaman x artı 2 eşittir 24'tür. Buradan da x eşittir 22 bulunur. Beşinci soruda 1 bölü 10'unun 10 eksiğinin 1 bölü 10'u 10 olan sayı kaçtır diye sormuş. Sayımıza x diyelim. X'in 1 bölü 10'unun 10 eksiği, onun da 1 bölü 10'u eşittir 10'muş. Bu sayı kaçtır? Yani x kaçtır diye soruyor. Buradan x bölü 10 eksi 10 işler düşler yaptığımızda eşittir 100 çıkar. Eksi 10'u diğer tarafa atarız. X bölü 10 eşittir 110'dur. Buradan da x eşittir 1000
100 çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneğidir. Altıncı soruda 4/3 sayısı hangi sayının 18'de 1'inden 7/12 fazladır demiş. O sayımıza x diyelim. 18'de 1 demek 1/18'de çarpımı demek, yani x bölü 18. 1/18'den 7/12 fazlaysa artı 7/12 ne oluyormuş? 4/3'e eşit oluyormuş. 7/12 bu tarafa atarsak x bölü 18 eşit olur. 4/3 eksi 7/12'dir. Bunu 4 ile genişletirim. X bölü 18 eşit olur. 16 eksi 7/12'dir. Bunlar sadeleşir 3 ve 2 diye. O zaman x bölü 3 eşit olur 9/2'ye. Buradan 2x eşit olur 27'ye. Buradan da x eşittir 13,5 bulunur. Cevabımız da C seçeneğidir. Yedinci soruda bir sayının 3/5'inin 1/4'ü aynı sayının 1/12'sinin bir fazlasına eşittir demiş. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sayımız x olsun. X'in 3/5'inin 1/4'ü, yani 3/5'le de çarpacağım, 1/4'le de çarpacağım. X'i eşitmiş aynı sayının 1/12'sinin bir fazlasına. Denklemi kurduk. Şimdi bu ifade 3x/20 olur. O da eşittir x artı 12/12'dir. Paydaları eşitlersem. Buradan 12 ile 20 sadeleşir. Burada 5, burada 4 değil. 4 ile sadeleştirdim. Burada 3 kalır. 3 kalır. O zaman içler dışlar yaptığımda 9x eşittir 5x artı 60'tır. 5x'i buraya atarım. 4x eşittir 60'tır. X de buradan eşittir 15 bulunur. Sekizinci soruda ardışık iki çift sayıdan küçüğünün 1/4'ünün 2-2'yi büyüğünün 1/5'ine eşittir demiş. Küçük sayı kaçtır diye sormuş. Küçük sayı a diyelim, büyük sayı a artı 2 diyelim. Ne demiş? Küçüğünün 1/4'ünün 2 eksiği eşitmiş büyüğünün 1/5'iymiş. Evet, buradan denklemi kurduk. O zaman a eksi 8/4 eşittir a artı 2/5'tir. Buradan içler dışlar gelir. Buradan 5a eksi 40 eşittir 4a artı 8'dir. Buradan da a eşittir 48 bulunur. A artı